Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonunun dördüncü gününde de tansiyon bir hayli yüksekti. Yine AK Parti ile HDP'li vekiller karşı karşıya geldi. CHP'nin tepkisi ise genel kurula gelmeyen bakanlara oldu. Siyasal İslam soslu, türbanlı, abdestli bir soygun. Sayın Zengin, lütfen. Bize... Lütfen değerli milletvekilleri, iç tüzüğü ihlal ediyorsunuz. Nasıl yaparsınız bunu? HDP'li vekilin siyasal İslam sosu sözleri genel kurulu karıştırdı. Milletvekilleri bir kez daha ayaklandı. Lütfen herkes otursun. Arada vermiyorum, konuşma yapılacak. Bu konuşma tamamlanacak. HDP'li Serpil Kemalbay kürsüdeyken olanlar oldu. AK Partili vekiller o kadar öfkelendi ki Kemalbay konuşmasını bitiremedi. Söylediğini düşünüyorsanız Sayın Zengin, ne diyecekseniz sonra size söz vereceğim. Böyle bir hakkınız yok. Bunlar birer suçtur. İfade özgürlüğümü de engellemişlerdir. Asıl suç budur bence. Vekiller birbirinin üzerine yürüyünce genel kurula ara verildi. Ara sonrası AK Partili Özlem Zengin özür dilenmedi diyerek tepki gösterdi. Siyasal eleştiriyi yaparken nereden aklınıza geliyor türban? Nereden aklınıza geliyor abdest? Nereden aklınıza geliyor İslam? Sayın Zengin burada bir mağdur rolüne soyunuyor. İslam içimi yok. Bize hakaret etti. Grup başkan vekili özür diledi ama vekili özür dilemedi. O gerginlik öncesi terörist başı Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan kayyumları eleştirince dün başlayan tartışma bugüne de uzadı. Bu ülkede gerçekten siz Kürtlerin hakkını, hukukunu savunsanız onlara bölmezsiniz. Siz onlar adına bölücülük yapıyorsunuz. Onlar sizden illallah demiş durumdalar. Bölücülük dediniz. Kesinlikle böyle bir şeyimiz yoktur. Sizler bu kardeşliği, bu beraberliği bitirmek için mücadele veriyorsunuz ve bizler buna müsaade etmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Böyle eşitsiz kardeşlik olmaz diyoruz. Kürt'ün bu memlekette bir derdi varsa onu Türk çözer. CHP'li Özgür Özel'in tepkisi ise bütçe görüşülürken bakanların genel kurulda olmamasınaydı. Bu üslup mu? Bu üslup mu? Ben başkanla konuşuyorum. Sen kim oluyorsun? Bakan lavaboya da mı gitmeyecek? İkisi birden koştu çıktı gitti dışarı. Haddini aşma. Biz devam etmiyoruz bu şartlar altında. Ben hatiplerimi kürsüye çıkarmam bu vakitten sonra.